Sasa ile ilgili güzel bir toparlanma lakin tavan kapatamamış bir tahtadan bahsediyoruz ve ben dün özellikle de yayınımda Sasa ile ilgili şunu söyledim. Evet tavan çok önemli. Evet direnç bandında 116'yı kırabiliriz ama 125 bandında kırmak zorundayız. Burası bizim bir direncimiz ve bu direncin üzerine atılması gerekiyor tarzında uyarılarım yaptım. Şimdi buraya kadar hareket geldi. ile beraber Sasa bu gücü arkasını aldı ve güzel bir hareket yaptı. Asaba bakarsa teknik durumu kötü falan değil. Bunu yönümde de uyarılarımı yapıyorum. Şimdi burada... 116 desteğini birisi onaylamış olması Sasa'nın bu güzel. 116'dan tepki alıp 125'e gitmiş olması güzel. 125 direncini kırsaydık daha iyiydi. Hiç problem yok. Sadece şöyle bir problem var arkadaşlar sasacılar için. Bunu net bir şekilde uyaracağım. Şimdi sasa ile ilgili patronun sasa ile uğraştığını görüyorsunuz. Yani böyle yatırımcı diyor ki ee, SASA'nın yatırımcısı ya ne oluyor kardeşim tavana gidecek bir hisse senedi var ama patron bir anda bir açıklama yapıyor ve bir bakıyor ki işte e, satış dalgası işte geri alım açıklaması ile ilgili gelen kap bunları birazcık sizlerle değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi SASA yatırımcısı dikkatle takip etsin ve iyi dinlesin. Şimdi burada bugüne gelen kaplardan bir tanesi payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Bununla ilgili şirketin önceden yaptığı bir açıklamayla 500 milyon liralık bir geri alım açıklaması yapmıştı. Paylara dönüştürülebilir tahvillerin paya dönüştürülmek suretiyle elde edilen itfasında erken itfasında e, kullanılmıştır diye bir açıklama yapmıştı. Lakin bugün itibariyle toplantıda önümüzdeki dönemde şirket kaynaklarının öncelikle devam eden elyaf yatırımı tekstil cipsi, e, şişe cipsi, pet cipsi yatırımında kullanılması amacı doğrultusunda kredi ve sermaye piyasasındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak geri alım limitini kullanılmayan 404 milyon kısmının iptal edilmesi oy birliğiyle karar verilmiştir. Yani ben diyor 500 milyonu sadece 95 milyonun alım yaptım ve gerisiyle ilgili geri alım açıklamamı iptal ediyorum diyor. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü bu açıklama pozitif yönlü şirketi ciddi dopingler çok güzel bir şekilde trend başlatır. Ama tabii ki bunun da e, negatif yönlü bir açıklaması ve tepkisi gerçekleşebilir. Endeksle ilgili bu açıklama tabii ki kötüdür ama kağıdı çok kötü e, aşağıya sarkıttı mı derseniz şu an itibariyle değil tabii ki ama yarın çok kıymetli olacak. Ardından kapanıştan sonra gelen bir kap daha var. O kapı zaten açmıştım. Hemen onu da geri dönelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Erdemoğlu Holding adına şirketteki payının 2.5 milyon nominal tutarlı satış işlemi yapılmıştır ve an itibariyle %62.25 sınırına ulaşmıştır yani düşmüştür. Tarzında bir açıl şey geldi, kap geldi. Bu kap ne anlama geliyor? Patron satışı. Şimdi insanlar diyor ki Erdamoğlu kendi şirketiyle neden uğraşıyor? Neden böyle açıklamalar yapıyor? Niye 80 lira benim şirketim diyor? Neden işte bu tarz satışlarla negatif yönde bir baskılama yapıyor? Arkadaşlar benim düşüncem bu beni tamamen şahsi fikrimdir. Ee, bunu yani istediği gibi düşünebilir, istediği gibi yatırımlı yapabilir. Sasa ile ilgili bu tahtayı yönetenler, bu tahtayla ilgili spekülatör dersin, balina cersin, tahtacı dersin adına ne dersen de. Tahtayı e, haddinden fazla hızlı bir şekilde yukarı yönü taşıdıktan sonra, hele hele son günlerde gepli hareketleriyle birlikte 190'lara çok sert hareketinden sonra şirkette büyük bir negatif, bir potansiyel oluştu. Bu ne demek? Bir anda mükemmel işte Erdemoğlu bizim patronumuz işte bu kadar güzel mükemmel bir şirket. Patron şirketine sahip çıkıyor. Geri alım açıklıyor. Çağrılılık mükemmel ilerliyor. Yatırımlar var falan derken ben dahil onu da söyleyeyim. Yani 150 liraları zaten hedef vermiş birisiyim. Ama 190 liraya kesinlikle vermedim. Ee, buraya kadar ben 150 üzerindeki hareketler zaten beni her zaman korkutuyor diye de uyarımı yaptım biliyorsunuz. Burada böyle bir süreç varken... Erdemoğlu şöyle düşünüyor diye düşünüyorum. Bu tamamen benim kendi şahsi fikrimdir dediğim gibi. Erdemoğlu dedi ki benim harika bir şirketim var. Yatırımlarım var. Ben karlılığımı arttırıyorum. Geleceğe dair burada Eurobondlar işte dış kaynaktan borçlanmalarım var. Ondan sonra şirketin zaten karlılığını büyütüyorum. Yatırımlar yapıyorum. Bunu geleceğe taşıyorum. Böyle güzel bir ortamım var. Ama ben bunu bazı artık dediğim gibi balina mı, tahtacı mı, spekülatör mü adına ne derseniz deyin bunları kurban etmek istemiyorum şirketimi tarzında bir hareket yaptığını düşünüyorum. Şimdi burada eğer şirketi tutmasalar ve bu şirket örnek veriyorum 250 liralara kadar gitse ardından taban serisiyle ki birçok şirkette olmaz diyeceğim şirketlerde bankalarda ya hani sasa diyoruz ama şimdi sen bırak sasayı bankalar var. Bankalarda yaşadığımız süreci biliyorsunuz. Koskoca bankalarda taban serisi yaşandı. Mükemmel bir mağduriyet yaşandı. O yüzden Sasa'daki patron şirketinin gerçek değerinin 80 lira bandında olduğunu düşünüyor ki zaten 78.3 bandında gap var. Ben bu gap'i zamanında da çizdim onda hiç silmedim. 78.3 bandındaki gap var. Buraları hedef olarak gösterdi kendi açısından. Onun haricinde, onun haricinde patron dedi ki ben bunlara yem etmeyeceğim şirketimi de karalatmayacağım. Büyük bir mağduriyet yaşatıp da kendime tabiri caizse hakaret ettirmeyeceğim, beddua ettirmeyeceğim dediğini düşünüyorum. O yüzden erken önlem, bir miktar belki biraz da geç kalındı ama bir miktar erken önlem aldığını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Şirketini kendisi frenliyor. Çünkü belirli bir noktadan sonra arkadaşlar, sasa dediğiniz şirket evet değerli bir şirket, evet karlı bir şirket, evet büyüyen bir şirket ama geleceği ciddi manada fiyatlayan da bir şirket. Burada baktığımızda defter değerinin 21,5 katı fiyatlanan bir SASA ve bir birimlik karlılığa 38,5 birimlik bir ödeme yaptığımız bir SASA var. Şimdi burada bu şirket e, daha kötü oranları vardı. Karlılığı mükemmel artıyor. Yani ne olursa olsun, buradan e, burada bazıları çıkıyor işte enflasyon var bilmem ne tamam kardeşim ama enflasyona karşı da karlılığını arttıramayan şirketler var. SASA en azından bunu başarıyor. Bunu da bir görmezden gelmeyin ve neticede Büyümeye devam eden ki en önemlisi Morgan Stanley'nin indeksine girmiş bir şirket. Yani burada global kepe girmiş bir şirketten bahsediyoruz. Bunlar küçük az uz şeyler değil. Her yani iyi de öldüreceksin hakkını vereceksin. Ama neticede bu kadar sert hareketleri kesinlikle hak etmiyordu. Benim gözümde geleceği fiyatladığından dolayı da Erdemoğlu'nun bir freni var belirli bir noktada planı var. Bunları da boşuna yaptığını düşünmüyorum. Zaten birisi dedi yani 2,5 milyon liraya işte cep harçlığı lazımdır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şeyler söz konusu bile değil. Burada mevzu tamamen SASA'nın frenlenmesi. Teknik olarak baktığımızda da 125 kademesinin üzerine atarsa rahatlayan bir SASA, rahatlayan bir yatırımcı olabilir ama buranın altında kalmaya devam ettikçe maalesef 116 desteği ara destek ve Fibonacci 616 yani ee, 618 daha doğrusu altın oran destek bandımız olan 103.6 kademeleri destek olarak değerlendirilebilir detaylı bir sas analizi yaptım Umarım faydalı olmuştur.